Herkese merhabalar. Absürt Vakalar'ın yeni bölümüne, Absürt Vakalar'ın yeni sezonuna hoş geldiniz. Malumunuz dün Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü yayınlandı. Biz de sizler gibi heyecanla bekledik. Çünkü geçen sezon Görkem'in bir düşme sahnesiyle bitmişti. Tam bu sezon dedik ki Görkem ölecek sanırım. Ama fragmanlarda gördüğümüz bir ambulans sahnesi vardı. Biz daha da heyecanlandık. Dedik ki acaba bu sezon neler yakalayacağız, neler göreceğiz? Bir değerlendirelim dedik. Ve dün akşam sizlerle beraber biz de izledik. Ve yorumlayacağımız birkaç sahne var. Onlarla başlayalım isterseniz. Bu sefer dikkatini çektim bilmiyorum senin de. Ambulansın içinde sağlık personeli haricinde kimse yok. Evet, hastaya kullanmamışlar ilk defa. Güzel bir şey. Baştan hasta, istersen sahneyi en başından itibaren şöyle bir değerlendirelim. Ondan sonra da eksiklerini konuşalım. Şimdi yüksekten düşme vakası, yaklaşık 3-4 metrelik bir yükseklik. Fatih'in balkondan baktığı yerden düştüyse eğer Görkem, 3-4 metrelik bir yükseklikten düşmüş. Olay yerinde bir miktar kan var. Yani Görkem yüzüstü yatıyor ve kötü durumda gibi. İşte o yüzden zaten geçen sezonda o Görkem'i gördükten sonra biz bir ölüm sahnesiyle mi karşılaşırız acaba diye bekliyorduk. Ben aslında kafası patlamış gibi falan diye düşündüm açıkçası. Ben de aynı şeyi düşündüm biliyor musun? Yani çünkü bir şey var orada, yakın çekim var. Orada böyle bir kan görüyoruz yerde kamera çekiminde. Ben dedim herhalde çok ciddi bir kafa travması var gibi düşünmüştüm. Ya kol böyle ters duruyor, işte beyninden kanlar akmış gibi bir pozisyon söz konusu. Direkt X gibi hani. Evet haklısın işte diyorum ya, geçen sezon biz bu sezona ölümlü bir sahneyle başlarız gibi düşünmüştük aslında. Sonra ambulanstan bir anda sedye çekiliyor. Dışarıdaki o bekleyen ekipten hiç bahsetmiyorum zaten. Onlar gereksiz bir ekip. Ama hastanenin sahibinin bir yakını geliyor. Hadi makul, kabul ediyorum. Yani diyebileceğim bir şey yok. Ekip hasta yakını almadan gelmiş arka kabine. Mükemmel, gayet iyi. Ekip hastayı indirmeye başlıyor. Gayet güzel şekilde indiriyorlar. Şimdi birinci problemimiz, hasta travma vakası. Travma tahtası yok. Dolayısıyla bir travma tahtasına bağlı olması lazım bu hastanın ve stabilizasyonunun sağlanmış olması lazım. İkincisi, taktıkları boyunluk, ben ambulansı hiç görmedim. Sarı, değişik bir boyunluk, basit boyunluklardan. Bu boyun fıtı olanlar için tercih edilen. Evet, basit boyunluklardan bunlar. Süper boyunluklara benziyor. Evet, yani bu kadar yüksekten düşmüş, kafa travmasına maruz kalmış bir insana takılabilecek bir boyunluk mu? Tartışılır. Çünkü acil müdahale gerektirirse, acil müdahale yapmanı engelleyecek boyunluklardan bir tane. Sökmen gerekecek o boyunluğu. Çünkü işte diğer bütün işlemleri yapabilmen için benim medikal olarak kullandığım boyunlukta buraları açık, benim kontrolümü sağlayabileceğim yerler var. Üçüncüsüne gelecek olursak, şimdi yerde bir kan lekesi görüyorum. Çekilen sahnede Görkem'in gömleğinde dahi kir lekesi yok. Travma tahtasına yatırılmamış. Boyunluk yanlış. Hatalı bir boyunluk takılmış, yanlış demeyeyim. Ondan sonra ne kafasında, ne gözünde, ne vücudunda, ne elinde hiçbir şekilde bir kan lekesi görmüyorum. İşin absürt noktalarına devam edelim isterseniz. Bir sahne daha var. Ya burada Görkem'i ben artık bir hastane sahnesinde görüyorum. Şimdi bu kan revan nereden geldi? İlk sahnedeki o zaman kan revanı nereden? Başka biri düşmüş olmalı yani. Yerine, acaba düştüğünde bir hayvana falan mı zarar verdi? Yani çünkü bir kan vardı orada. Şu an hiçbir yerinde bir şey görmüyorum. Ben ambulanstan indiğinde kafasında hiçbir şey yoktu. Yani hiç yaralanma, böyle bir ezilme, büzülme hiçbir şey yoktu. Çünkü yüksekten düşmüş, kanaması olmuş bir hastadan bahsediyoruz. Zaten müdahale yanlıştı. Tek tek gidelim isterseniz. Şimdi kafa travmasına maruz kalmış bir hastaydı. Kafa travması ile ilgili herhangi bir şey yok. Boyunluk dahi takılmamış. Şu anda boyunluk bile yok. Ya, o kadar yüksekten düşmüş, kafasını çarpmış bir insan için boyunluk dahi olmayan bir sahneyle karşı karşıyayız. Sadece kolunda bir sargı var. Alınmış sargıya. Ondan sonra bandajı alınmış ve askıya alınmış kol. Alçı da var. Alçı da var herhalde. Şimdi o zaman ben bunu sorarım. Hafif yaralı hale geldi Görkem. Şimdi benim anlamadığım nokta şurası. Görkem senaryoda öldürülecekti de son dakika mı vazgeçildi? Çünkü ekleme yapılmış gibi buraya. Şimdi ilk sahne çok kötüydü. İkinci sahne idare eder diyeceğim ama o travma sahnesine göre travma tahtasının kullanılmaması, Görkem'in boyunluğunun yanlış takılmış olması büyük hatalar. Şimdi bu sahne. Şimdi
hiçbiri birbiriyle bağdaşmayan 3 sahneyi yan yana getirdiğimizde Görkem şu anda hafif yaralı ve omzunda bir kırığı var. Şimdi ben eğer bu sahneyle ilk sahneyi karşılaştıracak olursam o kan revan Görkem'in omzundan geldiyse, kolundan geldiyse yere benim ambulans sahnesinde bir kan görmem lazım vücudumda ya da bir müdahale görmem lazım. Ateli alınmış olabilir, işte sabitlenmiş olması gerekir ya sarılmış olması gerekir. Bir kan görmüş olmam lazım. Şimdi ilk sahnede kafasını vurmuş bir kadının kafa travmasından korkuyorum ben. İkinci sahnede kafada hiçbir şey yok. Üçüncü sahne kafada işte morluklar var, ezikler var, şeyler var. Şimdi burada bir bağdaşmayan nokta var. O kadar yüksekten düşüp sadece kolunda bir kırık varsa bu hastanın ambulans sahnesi hatalı. O ya da üçüncü sahne hatalı. Diğer ayrıntı da şu. Bu kadar yüksekten düşmüş, kafa travmasına maruz kalmış bir insanın bilinci kapalı hastaneye eğitilmiş bir insandan bahsediyorum. Polis tarafından hemen ifadesi alınıyor. Alındığı ifadeye istinaden kişiler tutuklanıyor. İşte sorguya çekiliyor falan. Şimdi bu böyle bir hastanın kendine gelmesi, sağlıklı ifade vermesi bir süreç. Tabii ki hekimle polis arkadaşlar bunları görüşüyorlar. Diyorlar ki ne zaman ifade verebilir? Ona istinaden hareket ediliyor. Burada da böyle bir şey olmuştur diye tahmin ediyorum ama bu kadar yüksekten düşmüş, kafasını vurmuş bir insan bu kadar hızlı kendine gelip de Fatih beni aşağı attı diyecek kadar bilincinin yerine gelmesi, bir de bunu kurgulayacak kadar bilince sahip olması pek mümkün değil. Burada absürt bir durum mevcut. Bence diziye çok fazla işte karakter girişi çıkışı olduğu için nasıl hızlandıracaklarını bilememişler. Şimdi bak, ben senaryodaki hızlandırmaya karşı değilim. Senaryoda senarist hızlandırma yapabilir. Ama ilk yazdığı sahne, ortadaki sahne ve sondaki sahne birbiriyle bağdaşmıyor. Yani ilk sahnedeki o vahim durum son sahnede gayet normal, iyi bir durum haline gelmiş. Ki ben bir sağlık profesyoneli olarak bunu sağlık açısından değerlendirdiğimde bu yanlış bir sahne olmuş. Bir de bir damar yolu var. Gördün mü onu? Ya görmez miyim? Gözümden kaçar mı benim ya? Ya artık Görkem'in travma sahnesi, o kadar odaklandım ki aslında. Sen hatırlatmasan onu muhtemelen söylemeden geçecektim. Aldığımız notlar arasında vardı aslında o damar yolu. Zaten görür görmez hangi sağlık personeli gördüyse, hangi arkadaşım gördüyse bu sahneyi, görür görmez Allah kahretsin demiştir yani. Ulan damar yolunu öyle bir takmışlar diye dalga geçmişlerdir. Damar yolu ters. Normalde Görkem'in eline doğru inmesi gereken serum seti ve damar yolunun yönü Görkem'in omuzuna doğru çıkıyor. Bu da damarın gidiş yönüne ters, kalbe gidiş yönüne ters olduğu için yanlış bağlanmış. Yani bunu dediğim gibi ben bir önceki bölümlerde de çok ısrarla söyledim. Bunu hastanede çalışan herhangi bir personele, bakın ben sağlık personelinden bahsetmiyorum, hastanede görev yapan herhangi bir personele nasıl bağlanacağını, nasıl bantlanacağını sorsanız gelir doğru bantlar. Demek ki bu sahnenin çekildiği yerde hastanede çalışan, hastane görmüş tek bir personel bile yokmuş. Olabilir, evet. Ya aslında bir sonraki sahnelerde damar yolları normalde takılmış. Hı hı. Ama bu sahnede bir absürtlük var. Bu sahne yetişememiş o zaman sadece şoförsüne. Doktor Görkem'le ilgili bilgi verdiği noktada sadece iyi kırıkları var falan diyor. Senaryo hatası var. Yani tek başına sahne hatalı değil. Senaryo orada bir kopmuş. Ya muhtemelen ya Görkem diziden çıkartılacaktı, vazgeçilmiş. Ya orada bir hata var. Orası hızlı geçilmiş bir sahne. Normalde Türk dizilerini biliyorsun. Şimdi Görkem şikayetçi olacak, biraz süründürecekti Fatih'i. Ondan sonra işte Abdullah Beyler gidip gelmeye başlayacaktı. Hayır, vazgeçmem ben şikayetimden diyecekti. Bilmem neydi. Orası mesela iki bölüme sığardı o sahne. Ama fark ettiysen orası çok kısa kesilmiş. Evet. Yani burada bir senaristin bir şeyi olmuş. Bir değişikliğe gitmiş orada. Gerçek hayat hikayesinden de alınmış dizi. Nasıl bu kadar rahat değişiklik yapıyorlar bilmiyorum. Herhalde ana karakterler üzerinde değişiklik yapmıyorlar. Geri kalan karakterleri değiştirebiliyorlar. Çok hemen hızlıca geçilmiş bir sahne. Çok hayırlı, doğru bir sahne değil. Ya sence de Alev'in ölümü bu sezon için sürpriz olmadı mı? Bence çok da sürpriz olmadı. Çünkü daha geçen sezon bitmeden bile Alev'in dizden ayrılınca duyulmuştu. Yani bir şekilde ölmesi gerekiyordu. Ani bir doğuma alınıyor. Acil bir doğuma alınıyor. Sonrasında da ameliyat esnasında bir şeyler ters gidiyor ve ölüyor gibi gösterilmiş. Ya rutinde olabilecek şeyler bunlar bu arada, şey değil. Yani yanlış, absürt bir durum yok bunda.
Allah kimseye yaşatmasın ama kötü bir durum. Sanırım Alev Almanya'da ve Almanya'da bir hastanede doğum yapıyor. Almanya'da olduğunu kanıtlamak için de hastanenin içine Alman bayrakları asılmış. Öyle küçük Alman bayrakları var. Operasyon odasını, yani ameliyathaneyi Almanca yazmışlar. Biraz orada uğraş var, çaba var. Yani en azından hani Almanya'da olduğunu kanıtlamak üzere bir şeyler yapılmış. Ameliyat sahnesinde bizim cerrahi ekipten gördüğümüz bir şey yok aslında bakarsan. Yani orada bir steril ortam oluşturulmuş. Ameliyat yapılmaya başlanmış. Sanırım bir sezaryen söz konusu ve ekip başlamış ameliyata. Tam çocuğu çıkarttıkları sahnede de bir anda bradikardiye giriyor. Ardından asistole giriyor. Bak o sahneyi güzel yapmışlar. Yani bir anda da asistole girebilir hasta. Bir anda da ventriküler fibrilasyona girebilir. Ama böyle yavaş yavaş nabzının düşüp de asistole olduğu zamanlar da vardır. Ben hoşuma giden noktalardan bir tanesini söyleyeyim. Hep eleştirmeyelim. Burada bir defibrilasyon sahnesi görmemek beni mutlu etti. Çünkü bir asistoli var monitörde ve defibrilasyon gerektirmeyen ritimlerden bir tanesi. Ve burada bir defibrilasyon sahnesi görmemek beni mutlu etti işin aslı. Sadece burada beni rahatsız eden şey şu. Hekim şöyle kalp masajı yapıyor farkındaysan. Şöyle. Yani bir kalp masajı sahnesi koyduysanız. Yani en azından ya o adamın altına bir basamak verin. Adam yukarıdan yapsın bunu. Ya da çünkü Alev'in yüzünü görmüyorum ben. Alev olduğuna dair herhangi bir ibare yok. Yani buraya maket de koyabilirsiniz. Yani hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Ama en azından kalp masajı yapılıyorsa bile efektif, güzel, doğru bir kalp masajı sahnesi koysaydınız. Burada tek hatalı gördüğüm şey oradaki arkadaşın şöyle eliyle yukarıya doğru, bir de boyu da kısa muhtemelen, masaya da yetişemiyor. Yukarıya doğru böyle kalp masajı yapmaya çalışıyor. Yani altına bir şey konulup böyle efektif bir kalp masajı görünümü verilebilirdi. Sanırım bu da yine senaristin Alev nasıl olsa öldü, hızlı bir geçiş yapalım dediği noktalardan bir tanesi olmuş. Alev de ana karakterdi ya. Alev'in gitmesi çok kötü oldu. Ya ben Apo'nun daha parasını çok yerdi diye düşünüyorum ama gönderdiler. Ne? Küçük Alev yer artık. O zaman bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.